aslında şunu sormuştum size. Şimdi 135 milyar liralık özel sektörün yapacağı bir yatırım var. Bunda devlet kolaylıklar sağlayacak ama söylenen o ki S&P'nin hazırladığı raporda sanki devlet kendi cebinden 135 milyar lira verecekmiş gibi görünüyor. Hatta bunu da not indiriminin gerekçeleri arasında nedenlerinden biri olarak gösteriyorlar. Buna nasıl bakmak gerekiyor? Yani şimdi bu doğru bir değerlendirme değil ama bunun nota yansımasında görüyoruz. Bunda bir düzeltme olması gerekmez mi? Evet, dediğiniz çok önemli bir nokta. Şayet metni okudum ama ben çok dikkat edemedim bu kısmına. Şayet metinde not düşürme için sayılan nedenlerden biri buysa ciddi derecede kelime tırnak içinde söylüyorum saçmalık. Çünkü bu yatırım amacıyla yapılan bir faaliyet ve belli bir süre sonra cari açıkta, ödemeler dengesinde ve döviz kırılganlığı üzerinde ki bu da ama kısa vadede olmasa bile orta vadede önemli derecede olumlu bir etki yaratacak bir süreçten bahsediyoruz. Ama diğer maddelere bakınca S&P'nin açıkladığı notta işte az önce ifade ettiğim enflasyon, cari açık, ödemeler bilançosu ve jeopolitik risklerin ard arda sıralandığını görüyoruz. Zaten Türkiye ile ilgili genellikle ifade edilen olumsuz unsurların başında bu saydığım unsurlar geliyor. Ama bence biraz şu rating kuruluşlarına şöyle cevap versek daha iyi olur ülke olarak. Bir, daha çok üretmeliyiz. İki, katma değerli üretmeliyiz. Üç, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere faiz ve enflasyonla savaşıp bunları yenmeliyiz. Ondan sonra istiyorlarsa düşürsünler, istiyorlarsa çıkarsınlar. Zaten ekonomik anlamda belli bir dirence tekrar ulaşmış olacağız. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken aynı 2013'te nasıl bu notları kazandıysak, nasıl çalıştıysak bu süreci tekrar canla başla bir araya getirip yapmamız gereklidir. Önemli olan dediğim gibi katma değerli üretim ve Türkiye'deki halihazırda bulunan bazı makroekonomik parametrelerin düzeltilmesiyle ilgili süreçlerdir. Umarım seçimlerden sonra buna çok daha ciddi eğilinir ve eski hak ettiğimiz notu yatırım yapılabilirlik seviyesine bu ara derecelendirme kuruluşları bize vermek durumunda kalırlar. Şimdi aslında Mustafa Bey, seçimin ardından da biraz daha ekonomik anlamda da piyasalar anlamında da artı pozitif yönlü bir toparlanma beklememiz gerekmez mi? Onu da size soralım. Çünkü önümüzü bundan sonrası için 5 yılı daha net bir şekilde görüyor olacağız. Hem biz hem sıcak para, yabancı yatırımcı. Buna dair ne söyleyebiliriz? Evet, seçim önemli bir nokta. Seçimin erken alınması çok önemli bir nokta. Hatta seçim kararı alındıktan sonra hemen sizin kanalla yaptığımız açıklamada belirsizliğin azaltılmasından ifade etmiştim ki bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçim kararının açıklamasından birkaç dakika sonra olmuştuk ki bu bence olumlu bir süreç erken olması seçimin. Seçimden sonra yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanı'nın oldukça etkin ve yetkili olduğu bir konuma geleceğiz. Şayet biz bu süreci ekonomik anlamda organize olmuş bir şekilde kullanabilirsek alacağımız tedbirlerle ekonominin daha sağlıklı bir yapıya kavuşması geçmişe oranla daha hızlı olabilir. Dolayısıyla Haziran'dan sonraki süreçte itiraf etmek gerekirse ekonomi anlamında yapılması gereken çok unsur var ama yapılabilmesi için de çok olanak var. İkisini bir araya getirdiğimizde daha olumlu bir ekonomik şart yaşayabiliriz. Peki, çok teşekkür ederim.